kafama. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Derinliğe bak ya. Şöyleydi, Sülme. Koyun iner çıkardı be. Hatta bizim yün çuvalı bak içinde. İçinde koydum para. Buraya karatine yunlar atarız. Şimdi buraya Karakoyu yaylasında koyun çekerken buraya bu gürültü oldu. Bir baktık opruk meydana geldi. Ondan sonra yatıp kalktığım saatin tüm opruğundan inip biniyoruz. Onun için korkuluyoruz. Yetkililer hiçbir sahip çıkan yok Karakoy'a. Ne oldu neyden bir hiçbir şey yok. Görüyorsunuz çapı 40. Derinliği ne kadar, çapı ne kadar? Çapı 40. Derinliği de 20. Evet. Peki ne hissediyorsunuz koyunlar? Yani genelde opruk bölgesi, karayolu hemen yanı başında koyunlarınız var. Çocuklarınız var. Ne istediğinizi hatırlıyorum. Korkuyla yaşıyoruz. Ala sabah kalktık mı nereye optu? Nereye etti? Onda çobanı salıyorsun, çiçeği salıyorsun. Yani acaba çöktü mü? Nereye yaptın diye arkasında geziyoruz. İnan ki korkuyla yaşıyoruz. Ne istiyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Ya yetkililer gelip de bize bir bilgi vermiyor. Kalkacağınız mı? Bu koyu kaldıracağız mı? Yahut oturacağınız mı? Hiçbir bilgi veren yok. Ya til çevirelim, ya yapalım, çatalım. Öyle bir gayemiz yok maşallah. Onun için tedirginiz açıkçası. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yaşayacak mısınız bu korkuya rağmen? Yaşayacağız. Vallahi böyle olsa yaşayacağız. Böyle böyle gideceğiz vaziyette. Bilen yok ki. Bize bir şöyle şöyle bir yetkili bir cevap veren yok ki. Siz şöyle olacaksınız. Bir böyle yapacaksınız. Bize bir hiç yetkili veren yok. Zaten benim tarlada 4 tane opruk var. Alıştıydık. Bu ta üstün oldu. Biz de o da opruklardan. Bu ta üstün oldu. Tam koyun. Pınar. Evet. Karakoyu yaylası. Koyun. 300 metre kuzeyinde opruk, yeni bir opruk meydana geldi. Sürekli opruğuna yatıp kalkıyoruz. Her taraf opruk oldu, ne yapacağımızı şaşırdık. İleride 2, 4, 5, 7, 9 tane opruk meydana geldi. Peki siz ne hissediyorsun bu opruklarla yaşarken? Ne hissediyorsun? Devamlı korku hissediyorum. Gündüz akşama kadar ben 5 defa çay koyuyorum, demliyorum kırda, korkuyorum. Yok. Acaba çökecek mi, çökmeyecek mi diye. Yol kenarına da yakın şimdi burada. Yola 50 metre ancak zaten gözüküyor yol. 30 metre. Burada Yeşilat direğini de görüyorsunuz. Orada bir opruk meydana gelişmiş önceki yıllarda. Orada tehlikeli. Ne zaman haberiniz oldu? Buraya koyundan geçerken haberim oldu. Hemen geldim baktım. Koyunlar ürktü, baktım opruk meydana gelmiş. Adım İhsan Deveci. Yıllardır Karakoyu yaylasında koyun gidiyoruz. Koyumuzda aralıklı opruklar oluşuyor. Yeniden bir opruk oluştu. Opruklardan da korkuyoruz ama başka çaremiz olmadığı için koyun gütmeye devam ediyoruz. Başka bir yapacağımız işimiz de yok. Mesleğimiz bu olduğu için. Peki bu koyun otlatıyorsun yani opruklar oluşuyor. Yani aniden çökmen olabileceğini bile bile bu işi yapmak sizce biraz... Çok riskli, evet doğru riskli oldu halde ama başka çaremiz olmadığı için yapıyoruz. Çok büyük opruklar da var. Tedirginlikle yaşıyorsun. Tedirginlik yaşıyoruz tabii oprukların yanından geçiyoruz bazen. Çökme tehlikesi oluyor. Koyunların bazen içine düşme durumu da oluyor. Bazı öyle kazalar atlatıyoruz.